Full abi full. Aha gelin var. Aynen dikkat. Evet abi komple yolu. Oha oha. Şimdi sırada 2016 model Honda 1000 RR. Evet arkadaşlar, yeni bir motovlog videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ya da burada mı? Bu video uzun tur videosu olacak. Bugün yargıyı dağıtacağız arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Tekirdağ'a gidiyoruz başlıkta anlayacağınız üzere. Yaklaşık bir 100-120 kilometremiz var. Tekirdağ dediğim Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine. Evet, Çorlu ayrı bir ilçe mi? Çorlu ayrı bir ilçe mi? Değil mi? Tekirdağ Çorlu'ya bağlı diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum ama eğer öyle değilse affola, yoksa linç ederler. Korkuyorum. Haydi öyleyse yola çıkalım, fazla uzatmayalım. Yanımızda 1000 RR Selim var. Bizde de R25 250 cc ama 1000 cc'nin trafikte içinden geçer. Dermiş. Hayır, yetişiriz ya. Kanka önden sen çık, yola çıkart işte, ben bilmiyorum. Sese bak ya. Oğlum şu sese bak ya. Bir de bizden çıkan sese bak. Ama ceza her gün, her ay ceza yiyoruz anasını satayım. Sökeceğim zaten ya, sökmeyi de düşünüyorum. Kontrol bak, 15 yaşında araba kullanıyor. Oğlum bu motorun yanında benim motordan ses çıkmıyor. Gelin var mıydı arabada? Allah Allah ya, ay zarf oğlum. Geç kanka, yol verelim şunlara. Evet, bir gelin arabasından zarf isteme operasyonu başladı. Emin misin, gelin var mıydı? Gelin olmayan arabadan da zarf istenmez yani, ayıp olur. Daha öncesinde birçok defa almışlığım var yani arkadaşlar. Bir 5-10 benzin parası çıksın. Nerede lan? Nerede, göremedim ki. Gelin yok ki oğlum. Gelin yok ki arabada. Lan oğlum gelin yok, gelin. Yürü ya. Manyak. Bugün de pazar arkadaşlar. İllaki bir düğüne daha, düğün arabasına daha denk geliriz. İçimde bir ukde kaldı. Bak kaç senedir almıyorum ha. 2 senedir almıyorum tabii. Arkadaşlar bir kartal göstereceğim size. Ufaktan bir modifiye etmiş, önünü basmış, üstüne sunroof, çakma sunroof. Güzel de motor sesi var, motorunu değiştirmiş herhalde. Ben de alsam mı? Yarım depo var. Yarım depo var. Sen bilirsin, al istersen. Fulleyelim. Kamera çekiyor musun? Oğlum biraz gazlayalım hadi. Yeter, trafik bitti. Full abi full. Yolumuz uzun. Ve rüzgar çok saldığı be. Arkadaşlar son 40-50 kilometre. Ananı satıyorum. Mal. Atlıyorum da nereye atlıyorum? Bu arada burası Silivri. Welcome to Silivri. Welcome to cehennem. Kaç kilometre kaldı sapa? Ne çıktı? Kaç kilometre kaldı sapa? Kanka 10 kilometre.
Acıktın mı? Ha? Acıktın mı? Ne lan? Ha, gel gelin mal sağlalım. Aa gelin var. Kapat yolu, kapat yolu. Dur. Aynen dikkat. Evet abi, komple yolu. Biz zarfımızı alabilir miyiz? Mutluluklar dileriz. Al üçü de sana abi. Çok teşekkür ederim. Bir saniye. Atla. Al bunları da. Ben demiştim ama bugün ulan içimde kaldı zar falan diye. Para var mı içinde vatandaş? Para var mı? Boş mu lan hepsi? Boş mu hepsi? A'da para bitti. A'da para bitti. Dur geri vereceğim bunu dur. Bak kamerayı çekiyorum. Kağıtta A'da para bitti yazmış da. Boş abi, A'da para bitmiş. Onda ne yazıyor? Darısı sana. Diğerinde ne yazıyor? Bak bunda para var. Aa 5 lira çıktı mı? İyi bari. İyi 5 lira koyması güzel bir şey. Oha! 5 lira sizi. Ulan 20 lira çıkarttı. Bizde şans yok ki. Al bunu. Bizde şans yok kanka. Kanka bana verdi vallahi. Elimden çıkan zarflara bakalım arkadaşlar. Aa, tut kanka göster. Bizden ne çıkmıştı? Bak şans oyunu. Şans oyunu. Dur geri geldi ben alacağım. Bir dahakine. Bir dahakine. Tekrar deneyim. Adamların yaptığı şeye bak. Yani oğlum yaratma bak. Yaratma. Adam ama sana 20 lirayı verdi. Ulan yolu biz kapatalım. Ulan şoför tarafına geçmeyeceğim. Bize de 5 lira çıktı olsun. Çıktı mı 5 lira? He. Hiç yoktan iyiydi. İyi güzel. Evet arkadaşlar, Batı'nın yanına geldik. Meşhur hologramlı motosiklete binerler. Tıs. Bu kaplama değil mi komple? Kanka bu taraf biraz sıkıntı ya. Depo tek parçayı bunların. He. Çok zor oluyor. Kim kapladı bunu? Kendim. Isıtıcıyla. Gibi. Aslında yan grenajları hiç ısıtmadım. Çakmakla yaptım. He. Öyle zor olur ya. Depoyu sökmek zorunda kaldım. Onu da hallettik. Ve hologram çok sert malzeme ya. Bir daha kanka sen geç önden bir dinliyoruz. Arkadaşlar çok acıktık. Ateş ediyor yani.
Oha, oha. Ben düşecek zannettim ha. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Konvoyumuz bu şekilde. Bir tane scooter, bir R25 bizden. Bir CBR binlik 2009 model, bir de 2014 model. Binlik makinelerin arasında iki R25'li bir Mondial'le. Oynat bakalım. Arkadaşlar makine burada. Burada bir 1000 RR'ımız var. 2009 model. 15 mi 16 mı? 16 kanka. 16. Yamaha R25 17 model bu da. Şimdi hangisini kullanalım? Bunu mu bunu mu? Seç be anahtar. Şunu kullanalım ya. Anahtar üstünde daha yakın. Hadi bismillah. Gazı kökleme ha. Allah Allah. Peki gibi yapma oğlum. Gene hemen geliyor bunlar. Biliyorum lan. Şimdi kameramızı da bin arara göre ayarlayalım. Arkadaşlar alet. Alet. Egzozu bir şey ya, patlatmıyor. Selim'inki daha, bir de arka freni hiç yokmuş gibi. Alet uçuyor amın evi. Alet nalet arkadaşlar. Yerden kesiliyor ooo. Bunun selesi de çok yukarıda da alışır insan ya. Lan bu ne? Oha! Dayının da hoşuna gitti bak önünde. O kimin hoşuna gitti nasıl bir? Aa bu makinede bir dengesizlik var. Bana mı öyle geldi ya? Tıs. Şimdi sırada 2016 model Honda 1000 RR. Bu egzoz daha bir hoşuma gidiyor. Oğlum kamera çekiyor değil mi lan? Bunun sele daha bir yukarıda ya. Bunun selesi çok yukarıda. Şuradan bir dönüş alalım. Burada tümsek var, buraya zaten hızlı girilmez. Yapıştı. Anladın. Motor direkt teker mi? Oğlum zorla lan. Harbi diyorum bu çok tarda ya. Çok daha fena bir şey ya. Şuna ölüm makinesi demiyorlar amına. Durur mu? Tekere geldi, bıraktım. Şimdi tekerden indiremeyiz, mindiremeyiz. Bak nasıl da yol veriyorlar. Bir daha bir de teker alayım mı?
Lan çay. Oğlum bu direkt teker alıyor lan. Fena. Gazım oldu. Bu seydirme 80. Öyle plak olmaz. Niye abi? Bence de eksik. Yanlış yazarsan ne oluyor abi? Değişelim mi aletleri? Şimdi yavaş yavaş. Ne oldu? He? İneceğim mi? Niye?